Türkiye'nin haber ekranında TRT Ana Haber Bültenindesiniz. Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Ben Deniz Demir. Gündemin önemli başlıklarıyla karşınızdayız. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Müşterek Harekat Merkezi kurulum çalışmalarında sona gelindi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar merkezin gelecek hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Akademisi ile Şanlıurfa'ya giden Akar, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine de mesaj gönderdi. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu konusunda da birçok konuda genel olarak anlaştık. YPG'nin, PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bu bölgeden ayrılması, bölgede terk etmesi, bölgeden çıkarılması. Ayrıca bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz asyaların toplanması, çıkarılması değil, toplanması konusunda belli bir nokta, bir mutabakat sağlandı. Ayrıca yine sizlerin de yakından takip ettiğinizi bildiğim tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda da yine Amerikalı muhataplarımızla arkadaşlarımız anlaştılar. Yine buna ilaveten istihbarat değişimi yapılacak Türk ve Amerikan Silahlı Kuvvetleri arasında ve sonuçta da evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunların da bir an önce güven ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlayacağız. Arkadaşlarım bu çalışmaları yaparken bir takvim üzerinde mutabakat sağlandı. Şu ana kadar da bu belirlenen takvim gerçekten uygulanmaya devam ediyor. Bir yandan da terörle mücadele operasyonları sürüyor sevgili seyircilerimiz. Irak'ın kuzeyinde belirlenen 13 hedef daha hava harekatlarıyla imha edildi. Hakkari'deki operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü hainlere nefes aldırmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini bir kez daha vurdu. Zap, Gara, Kandil ve Assos bölgelerine hava harekatları düzenlendi. PKK'lı teröristlere ait silah mevziyi barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edildi. Operasyonlar yurt içinde de aralıksız devam ediyor. Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde düzenlenen operasyonda jandarmanın karadan çembere aldığı alan F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin yürüttüğü başarılı operasyonlarla ağır darbeler alan terör örgütü PKK içindeki çözülme ve firarlar sürüyor. Paniğin hakim olduğu terör örgütü gözünü çocuklara dikti. Teslim olan bir terörist PKK'nın çocukları kaçırarak örgüte eleman temin etmeye çalıştığını anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor. Pençe 1, Pençe 2 harekatı ve bunlarla koordineli hava harekatlarıyla terör örgütü PKK'ya son dönemde ağır zayiat verildi. Örgütten kaçışlar arttı, örgüte katılım azaldı. Bu önlenemeyince de terör örgütü bu kez çocukları kaçırmaya başladı. PKK'nın çocukları kaçırarak örgüte eleman temin ettiği, güvenlik güçlerine teslim olan TŞ adlı teröristin ifadeleriyle bir kez daha ortaya çıktı. Eleman eksikliği çocuk kaçırılarak telafi ediliyor. Kaçırılan çocuklar aileleriyle görüştürülmüyor. Kaçmayı, teslim olmayı düşünenler ailesi ve sevdikleri üzerinden tehdit ediliyor. Terör yuvalarının teker teker imha edilmesi, lojistik ihtiyaçların karşılanamaz hale gelmesi, terör örgütü içerisinde örgütün sorgulanmaya başladığı da teslim olan teröristin ifadeleri arasında. BTK raporuna göre Avrupa ülkeleri arasında mobil telefonla aylık en fazla görüşen ülke Türkiye. Peki bir ayda kaç dakika telefon görüşmesi yapıyoruz? En çok kimleri, hangi numaraları arıyoruz? Hükümet memur maaşlarını 2020 yılı için %3,5 artı 3, 2021 yılı için %3 artı 2,5 artış önerdi. Açıklamayı Kamu İşveren Heyeti adına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Hükümet tarafından önerilen zam oranları sendikaları memnun etmedi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklifin makul olmadığını belirtti. Yeni bir teklif beklediklerini açıkladı. 2020 yılının birinci 6 aylık döneminde %3,5.
İkinci 6 aylık döneminde %3. 2021 yılının birinci 6 aylık döneminde %3. İkinci 6 aylık döneminde de %2,5 oransal artış yapılmasını teklif ediyoruz. Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği teklif belli oldu. Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Hükümet maaşlarda 2020 yılı için %3,5 artı 3, 2021 yılı için %3 artı 2,5 artış önerdi. Her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının o 6 aylık dönemde yapılan artış oranlarının aşması halinde aradaki farkın bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz. Zam teklifi sendikaları memnun etmedi. Kamu Sen ve KESK temsilcileri önerilen oranların kabul edilebilir olmadığını söyledi. Yetkili sendika Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni teklif beklediklerini belirtti. Bir defa makul bir teklif gelsin dedik. Malul bir teklif geldi. Bunun makuliyetle alakası yok. Ne Memur Sen'in teklifleri, ne sahanın istekleri, ne de piyasanın gerçekleriyle uyumlu bir teklif değil bu. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz. Teklif dediğim gibi makul bir teklif değil. Taraflar anlaşmaya varırsa 20 Ağustos'ta imza töreni gerçekleştirilecek. Uzlaşma sağlanamazsa son sözü kamu görevlileri hakem kurulu söyleyecek. Toplu sözleşme sürecinin bu ayın sonuna kadar netleşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da. Erdoğan bugün Cuma namazı çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Bir de ziyaret gerçekleştirdi. Bir süredir Muğla'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Marmaris Karacasöğüt Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldığı caminin imamının eşiyle engelli oğlunu da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Muğla Valisi Esengül Civelek'le görüştü. Anadolu'nun manevi mimarlarından Hacı Bektaş-ı Veli Nevşehir'de anılıyor. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Anadolu'nun en önemli manevi mimarlarından, büyük ilim ve düşünce adamı Hacı Bektaş-ı Veli kabrinin bulunduğu Nevşehir'de anıldı. Anma törenleri semah gösterisiyle başladı. Gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İncin sen de incinme. Öğretileriyle dünyaya ışık olan Hacı Bektaş-ı Veli, hoşgörü tohumlarını ektiği topraklarda Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde semah ile anılıyor. Hacı Bektaş-ı Veli anma töreni ve kültür sanat etkinliklerine katılım yüksekti. Törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulundu. Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümünü İslam ülkeleri oluşturuyor. Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da İslam adına birbirini öldürenler Müslümanlar. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olanlar yine Müslümanlar. Kılıçdaroğlu İslam ülkelerinde yaşananlara dikkat çekti. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik ve adalet gibi temel konularda Müslüman ülkeler, üzülerek ifade edeyim, perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı, dökülen kanlar son bulur ve İslam dünyasına da huzur ve adalet gelir. Kültür ve Turizm Bakanı da farklılıklar toplumun gücü dedi, hoşgörü vurgusu yaptı. Hacı Bektaş Veli, yüzlerce yıldır devam eden bu akli ve kalbi fetihlerde halk yoluna hizmetkar olmuş en önemli isimlerden biridir. Dolayısıyla hedefleri bir olanın gönülleri de bir olmalıdır. Farklılıklarımız bizim gücümüzdür. Bu gücü en etkin şekilde kullanmanın yolu ise hoşgörüdür, anlayıştır, kardeşliktir. Törenlerde 26. Hacı Bektaş-ı Veli Dostluk ve Barış Ödülü de ünlü sanatçı Musa Eroğlu'na verildi. Taş attılar, 10 dakika içinde 100 kişiyi yaralayıp yere serdiler. Hindistan'daki festivale katılanlar neden birbirini taşladı? Yedi
Ağustos Marmara depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Deprem sonrası kentsel dönüşüm hız kazandı. Bu dönüşüm sırasında eski yapılarda ortaya çıkan tabloysa ürpertici boyutta. Yapıların yıkımıyla çıkan malzeme depreme dayanıklı bir yapıda olması gerekenden kat be kat eksik. Çürük yapılar, eksik malzemeler, kesilen ya da kaldırılan kolonlar. Fotoğraflar geçmişten günümüze yapıların ürpertici röntgeni durumunda. 17 Ağustos sonrası kentsel dönüşüm hızla sürüyor. Esenler Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarında ortaya çıkan tablo ürkütücü. Deprem öncesi yapılan binalardaki malzemeler olması gerekenden %87 daha az kullanılmış. Riskli yapılar yıkılıyor, yerine güvenli ve konforlu yapılar geliyor. 17 Ağustos 1999 depremin üzerinden tam 20 yıl geçti ve Türkiye genelinde de kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü ise İstanbul Esenler'de 8.7 milyon metrekare alanda 40 bin konutla devam ediyor. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanında sadece konutlar yükselmiyor. Bölge halkının nefes alacağı millet bahçesi de yer alıyor. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanındasınız. Hatta belki de dünya literatürüne bakarsanız dünyada sayılı oranda bir dönüşüm alanındasınız. Bu alan içerisinde, şu gördüğünüz alan içerisinde 240 bin metre millet bahçesi şu anda vatandaş tarafından kullanılıyor. Proje tamamıyla bittiğinde 400 bin metreye çıkıyor. Bu millet bahçesinin bir özelliği var. Dünyada kentsel dönüşümle üretilen dünyanın en büyük şehir parkı olacak. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasının devam ettiği Esenler'de 2023'e kadar 40 bin konutun tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Kurban Bayramı'nda otoyollar dolup taştı. İzmir-İstanbul otoyolu da en çok tercih edilen yollardan oldu. 4 Ağustos'ta açılan otoyoldan tatil süresince binlerce araç geçti. Diğer yolların yükünü hafifleten otoyol konforuyla da büyük beğeni kazandı. İstanbul'dan İzmir'e otomobille seyahat hiç bu kadar konforlu ve güvenli olmamıştı. 3,5 saat çok güzel bir zaman. Hem vakit hem ulaşım açısından. Aciliyet durumunda bile yani o otobanı kullanarak 3,5 saatte ben İstanbul'a gitmeyi tercih ederim tabii ki. 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ulaşıma açılan İstanbul-İzmir otoyolu tatil döneminde yoğun ilgi gördü. Otoyol sayesinde İzmir-İstanbul arası 3,5 saate inince uzaklar da yakın oldu. İnsanlar da sevdiklerine bir an önce kavuşma imkanı buldu. Yolculuk nereye? İstanbul'a. Nasıl buldunuz otoyolu? Daha kullanmak nasip olmadı da bakacağız şimdi. Yani zamandan tasarruf edeceğiz inşallah. Tatil trafiğini rahatlatan otoyol çevre yollarının yükünü hafifletti. Her tatil döneminde büyük yoğunluk yaşanan İzmir-Balıkesir ve Balıkesir-Bursa karayolunda trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. Otoyol gayet iyi ya, gayet güzel. Ya yollar iyi. Yollar kısaldı. 100 kilometreye yakın kısalmış herhalde. Gayet iyi, memnunuz yani. Yaklaşık 3 saatte falan geldim Osman Gazi'den sonra. Her zaman bu yolu gidip geliyoruz. Normal Balıkesir-İzmir arası 2,5 saat, şu an 55 dakika, 1 saatte geldik. Yani devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Çok büyük hizmet. Dümdüz yol. Yani hız sabitleyiciye bağladım, dümdüz geldim. 421 kilometrelik otoyol sayesinde zamandan ve akaryakıttan yıllık ortalama 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'deki elektronik haberleşme sektörüne ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Türkiye, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında mobil telefonla aylık en fazla görüşme yapan ülke. Peki en çok kimleri arıyoruz? İşte rapordan veriler. Türkiye'de mobil telefon kullanım süresi ne kadar? En fazla hangi ülkeyle iletişim kuruluyor? Kısa numaralardan hangisi daha sık aranıyor? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu soruların yanıtlarını verilerle açıkladı. BTK 2019 yılı birinci çeyrek raporuna göre Türkiye Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında mobil telefonla aylık en fazla görüşme yapan ülke konumunda. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki ortalama mobil kullanım süresi 448 dakika oldu. Türkiye'yi Bulgaristan, Makedonya, İtalya ve Hırvatistan gibi ülkeler takip etti. Gerekli çok kısa sürüyor aslında, 30 saniye falan ama arkadaşlarımla evet gerçekten 2 saat, 2,5 saat konuşuyorum. Gereksiz çok konuşuyoruz. Gereksiz yani. Alo, ne yapıyorsun, nasılsın diye bir şey. Aslında gerekli olarak kullansak iyi bir şey.
Raporda mobil şebekelerden en çok görüşme yapılan ülkelere de yer verildi. 2 milyon gurbetçinin yaşadığı Almanya, telefon görüşme trafiği bakımından ilk sırada. Biz de İsviçre'de yaşıyoruz zaten. Her gün sürekli annemizi, babamızı, sevdiğimiz arkadaşlarımızı, yani her gün arıyoruz tabii ki özlediğimiz zaman. Türkiye'de sabit hatlardan en çok 182 hastane randevu numarası arandı. Bu hatta arayan bir kişi ortalama 207 saniye görüşme yaptı. 112 acil servis, 186 elektrik arızada en sık aranan diğer kısa numaralar. Atma, atma. Bu yılın başında kalkan adil kullanım kotası sonrası Türkiye'de ayda 10 GB daha fazla internet tüketildi. İlk kez 100 GB sınırı aşıldı. Abonelerin aylık ortalama tüketim miktarı 107,5 GB'a yükseldi. Üniversitelere internet üzerinden elektronik kayıt işlemleri başladı. Üniversiteyi kazanan adaylar kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden elektronik ortamda yapabilecekler. E-kayıt işlemleri için son gün 21 Ağustos. Zorlu maraton sona erdi. Sonuçlar açıklandı. Yükseköğretim kurumları sınavını kazanan adayları şimdi kayıt heyecanı sardı. Üniversitelere kayıtlar elektronik ortamda başladı. Adaylar eğer isterlerse E-Devlet üzerinden elektronik kayıt uygulamasıyla kayıt işlemlerini kolayca yapabilecekler. Elektronik kayıt işlemleri 21 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek. YÖK elektronik kayıt yaptıracak adayları uyardı. Adayların E-Devlet platformu üzerinden yapacakları başvurularda işlemin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları istendi. Üniversitelere doğrudan yapılacak kayıtlarsa 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek. Endonezya'nın başkenti için uzmanlardan ürküten uyarı geldi. Uzmanlar 2050 yılına kadar Jakarta suya batacak dedi. Devlet başkanı başkentin değiştirilmesi için halktan destek istedi. Kredi kartı bilgilerini kopyalayarak hesapları boşaltan çete yakayı ele verdi. İstanbul Emniyeti çeteyi önce teknik takibe aldı. Ardından operasyon için düğmeye bastı. 5 şüpheli yakalandı. Suç aletleri İstanbul Emniyeti'nde sergilendi. Banka kart bilgilerini kopyaladılar. Vatandaşların hesabından nakit çektiler. Güvenlik güçlerinden kaçamadılar. İstanbul Emniyeti siber suçlarla mücadele ekipleri çok sayıda ihbar aldı, çalışmalara başladı. Teknik ve fiziki takip sonuç verdi, dolandırıcıların yöntemi belirlendi. Şebeke üyeleri POS cihazlarının yazılımını değiştirdi, lokanta ve restoranlara yerleştirdi. Ayrıca paket servis yapan kuryeleri de kullandı. Böylece vatandaşların kart bilgilerini kopyaladılar, çok sayıda hesaptan nakit çekim işlemi de yaptılar. Ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kaldıkları adresleri belirledi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Ele geçirilen suç aletleri de emniyette sergilendi. Dolandırıcılar birlikte çalıştıkları moto kuryeleri işte bu sahte POS cihazlarını verdiler ve bu POS cihazlarıyla birlikte pek çok kişinin kredi ve banka kartı bilgileri ele geçirildi. İşte bu sayede binlerce liralık vurgun yapıldı. 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurların uğradığı zarar tutarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Yine bir orman yangını haberi geldi ve yine bu yangının nedeni de insan hatası. Çorum'un Sungurlu ilçesinde kız arkadaşının doğum gününü havai fişekle kutlamak isteyen genç orman yangını neden oldu. Doğum günü kutlayacaklardı. Ancak sorumsuzca attıkları havai fişekler çok sayıda çam ağacını kül etti. Çorum'un Sungurlu ilçesinde 19 yaşındaki genç havai fişeklerle kız arkadaşına doğum günü sürprizi yapmak istedi. Ancak mesire alanında attığı havai fişekler otluk alanda yangına sebep oldu. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gençler alevlere müdahale etse de başarılı olamadı. İlçe sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da birçok çam ağacı kül oldu. Olayla ilgili 19 yaşındaki genç ve bir arkadaşı gözaltına alındı. Bu
Polis memuru Ali Ulaş İstanbul'da görev dönüşü geçirdiği motosiklet kazasında şehit olmuştu. İşte o kaza motosiklet kazalarını tekrar gündeme getirdi. Motosikletlerin kaza yapma oranı diğer araçlara göre daha yüksek. Peki motosiklet kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Trafikte diğer araçlara düşen görevler neler? İzliyoruz. Motosiklet kazalarında ölüm ya da ciddi yaralanma oranı otomobillere göre kat be kat fazla. Tehlike büyük olunca alınması gereken önlemler de artıyor. Sürüş güvenliği ve eğitim büyük önem taşıyor. Sürücü arkadaşımızın yaptığı en büyük hata çok fazla aralara girerek kaçmaya çalışıyorlar. Motoru alıp trafiğe çıkmakla bu aracı biz tanıyamayız. Düzgün bir eğitim alınması gerekiyor. Motosiklet sürüş güvenliğinde güvenlik ekipmanları da öne çıkıyor. Sürücünün kullanacağı ekipmanlar botundan pantolonuna, montundan kaskına, eldivenine kadar her şeyimizin en iyi kalitede, en full koruma, en güvenlikli olanlarını seçmemiz gerekiyor. En büyük tehlike dış etkenler. Motosiklet kullanırken tüm önlemler alınsa bile diğer sürücülerden kaynaklı hataların önüne geçilemiyor. İşte tam da bu noktada otomobil sürücülerinin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Yaz aylarında özellikle yeşil alanlar sulanırken yollar da ıslanıyor. Uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Motosiklet sürücülerinin özellikle bu mevsimde dikkat etmesi, akıllarında her zaman olması gereken şey sulamalar var ve bu sulamalara dikkat etmeleri lazım. Tabela olabilir, olmayabilir veya motosiklet sürücüsü an onu görmeyebilir. Bir viraja girdiğinde veya bir dönüş esnasında yerin bir anda ıslak olması iki tekerlekli olduğumuz için kayma riskimizi çok daha fazla arttırıyor. Uzmanlara göre ölümlü ya da yaralanmalı kazaların önüne geçmek için çelik bariyerlerin altına motosiklet dostu plastik bariyerler yerleştirilmeli. Kamboçya'da yürekleri ağızları getiren bir patlamanın görüntüsünü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir yakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 13 kişi yaralandı. Tanker LPG yakıtı istasyona boşaltıyordu. Patlama meydana geldi. O anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Kazanın adresi Kamboçya'nın Siem Reap şehri. 2 tonluk LPG yakıtı istasyona boşaltıldığı sırada alevler yükseldi. Sarsıcı bir patlama yaşandı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Patlama sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı. İsrail diplomasi alanında skandal bir karara daha imza attı. Önce Amerikan Kongresi'nin Müslüman üyeleri Raşide Talip ve İlhan Ömer'in ülkeye ziyaretlerine izin vermeyeceğini açıkladı. Karara Filistin tepki gösterdi. Daha sonra Raşide Talip'e İsrail'i boykot hareketlerini desteklememesi koşuluyla izin verildi. Bu kez Talip mevcut şartlar altında Filistin ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump girişlerinin yasaklanmasını istedi, İsrail kabul etti ve skandal bir karar aldı. Amerikan Kongresi'nin Müslüman üyeleri Raşide Talip ve İlhan Ömer'in ülkeye ziyaretlerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Skandal karara ilişkin ilk adım Trump'tan geldi. Trump, eğer İsrail Talip ve Ömer'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur dedi. Tel Aviv yönetimi Amerikan Kongresi'nin Müslüman üyelerinin ülkeye ziyaretlerine izin vermeyeceğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kararı savundu. Yasaklı kongre üyelerinden Raşide Talip, İsrail makamlarına dilekçe yazdı. 90 yaşındaki anneannesini görmek için Filistin ziyaretinin son şansı olduğunu belirtti. Ayrıca ziyareti sırasında İsrail boykot gösterilerine katılmayacağını taahhüt etti. Bunun üzerine Talip'in giriş yasağı kaldırıldı. Ancak Talip sosyal medya hesabından Filistin'e gitmeyeceğini duyurdu. Anneannemi bu insani olmayan şartlar altında ziyaret etmenin inandığım değerlere aykırı olduğuna karar verdim dedi. İlhan Ömer'in yasağı ise devam ediyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü de sürüyor. İsrail polisi Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bir polisi bıçakladıkları iddiasıyla Filistinli iki genci vurarak şehit etti, bir kişiyi yaraladı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndansa Mescid-i Aksa uyarısı geldi. İsrail'in bölgeyi dini savaşa sürüklediğine dikkat çekildi. Hamas da benzer bir açıklama yaptı. Mescid-i Aksa'ya yapılacak herhangi bir saldırının tüm bölgede durumun tamamen kontrolden çıkmasına yol açacağı belirtildi. Kudüs kırmızı çizgimizdir vurgusu yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri yine polis şiddetiyle gündemde. Bir polis memuru aramadan kaçmak isteyen 19 yaşındaki genci 3 el ateş ederek vurdu. Genç çocuk hayatını kaybetti. O anlar polis kamerasıyla kaydedildi. Head up. Polisin aramasından kaçtı, 3 el ateş edildi, öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddeti son bulmuyor. Colorado eyaletinde yaşanan olay polis kameralarına yansıdı. Bir polis memuru iki genci durduruyor, üzerlerini aramak istiyor. Hey guys, can I talk to you a sec? What's going on today? Right. What are your names? So we got a contact that keep your hands out of your pockets. Oh. So we got a report of two people, similar descriptions, possibly having a gun, all right? So don't reach for your waist. We're going to just check and make sure that you don't have a weapon, all right? Diğer polis memuru gençlerin üzerine aramak için yaklaştığında 19 yaşındaki Divan Bey'i kaçmaya başlıyor. Ardından polis memuru gence 3 el ateş ediyor. Görüntülerde Bailey'nin ölümcül yara aldığı halde polisler tarafından kelepçelendiği anlar saniye saniye kaydediliyor. 19 yaşındaki Bailey'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ailesinin avukatları haksız yere öldürüldüğünü dile getirdi. Hindistan'da bir festival. Ancak bu festivalde renkli görüntüler içinde eğlenenler yok. Birbirlerine taş atanlar var. İlginç festivalde sadece dakikalar içinde 100 kişi yaralandı. Birbirlerine taş attılar. 10 dakika içinde 100 kişiyi yere serdiler. Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde geleneksel olarak kutlanan taş atma festivali ilginç görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında iki gruba ayrılan katılımcılar birbirlerine var güçleriyle taşladılar. Sadece 10 dakika içinde 100 kişi yaralanarak yere devrildi. Festivalin düzenlenme sebebi ilginç. Halk yüzlerce kişinin izlediği sırada dökülen insan kanının kutsal olduğuna inanıyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta, dünyanın en hızlı batan kenti. Uzmanlar 2050 yılına kadar şehrin üçte birinin sular altında kalacağını duyurdu. Devlet Başkanı Joko Widodo başkentin değiştirilmesi için halktan destek istedi. Jakarta, dünyada en hızlı batan şehir. Endonezya'nın başkentinin bazı kısımlarında deniz seviyesi yılda 25 santimetre yükseliyor. 2050 yılına kadar kentin üçte biri su altında kalacak. Eskiden deniz suyu güzeldi ve suda vakit geçirebiliyorduk. Artık bunu yapamıyoruz. Çünkü deniz suyu çamurlu ve kirli. Deniz her kabardığında sel oluyor. Jakarta, suyun giderek yükseldiği Java adasında. Kalabalık nüfus ve altyapı sorunları yılda 6,5 milyar dolar zarara yol açıyor. Yeraltı sularındaki azalma nedeniyle de sık sık çökmeler ve sel baskınları yaşanıyor. Jakarta'ya ilişkin bu olumsuz tablo, Endonezya'da başkentin taşınması tartışmasını gündeme getirdi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, başkentin Borneo adasındaki Kalimantan bölgesinde bir kente taşınması için parlamentodan izin istedi. Endonezya, 270 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi. 17 bin adası bulunan ülkenin yeni başkenti de bu adalardan birine büyük olasılıkla Borneo'ya taşınacak. Fazla oyuncağa sahip olmak çocuklara yarardan çok zarar veriyor. Uyarı uzmanlardan geldi. Peki fazla oyuncak ne gibi olumsuz etkilere yol açıyor? Bir çocuğun ortalama kaç oyuncağı olmalı? Oyuncak nasıl seçilmeli? Para dolu çantayı bulan işçiden bir örnek davranış. Çantayı sahibine teslim eden işçi kendisine verilmek istenen hediye ise geri çevirdi. Ben insanlık görevimi yaptım dedi. Türkiye onu parkta bulduğu 2 milyon liralık çantayı sahibine teslim ettiğinde tanıdı. Örnek davranışı takdir topladı. Durmuş Uğur, biri epilepsi hastası, iki çocuk babası. Belediyede park görevlisi olarak çalıştığı Manisa Turgutlu da 90 bin liralık konut ve tüketici kredi borcunu ödüyor, evini geçindirmeye çalışıyor.
İçinde küçük bir servet olan çantayı hiç düşünmeden sahibine veren Uğur, bir kez daha insanlık dersi verdi. Çanta sahibinin vermek istediği hediyeyi geri çevirdi. İnsanlık mı var? Ben buldum. Para benim olmayan bir şeyi kabul edemezdim. O adam hakkı, kendi parası, alın teri. Çanta sahibi bu örnek davranış karşısında ne diyeceğini bilemedi. Bir kez daha teşekkür etti. Turgutlu Belediyesi ise Durmuş Uğur'u Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi. İstanbul'da uyur gezer bir gencin 4. kattaki evinden sokaktaki otomobilin üzerine düşmesi, sonrasında da kalkıp koşması herkesi hayrete düşürdü. Ancak uzmanlara göre bu durum aslında şaşırtıcı değil. Uğur gezerler uyku esnasında yürüyebiliyor, sonrasında ise hiçbir şey hatırlamıyorlar. Bu uyku bozukluğunun en büyük tetikleyicisi ise stres. 4. kattan otomobilin üzerine düştü. Uyur gezer gencin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Uykusundaymış zaten. Uyanmış. Birdenbire koşmaya başlamış balkona doğru. Annesiyle kardeşi tutmaya çalışmış ama kalktı zaten hemen. Gitti orada komşuya gitti hemen. Uyur gezerlik uykudaki davranış bozukluklarından biri. Hastalar uykunun en derin aşamasında kalkıp amaçsızca yürümeye başlıyorlar. Benim bir hastam vardı. Orada uykuda yeme ile ilgili de problem vardı. Uyanıp bayağı güzel yemek yapmış, oturmuş onu yemiş. Sabah kalktığında da mutfakta Allah Allah akşam kim yemek yedi, hırsız girdi sanmış eve. İstanbul Şişli'de 16 yaşında bir gencin uykusunda 4. kattan düşmesi uyur gezerliği gündeme taşıdı. Üstelik genç düştükten sonra hızla kalkıp koştu. Başka bir apartmandaki evin penceresinden içeri girdi. Tellere vurdu, arabaya düştü, canı yandı. Evet bunlar olabilir. Ama uykuda bu duyguların tümü biraz daha azdır. Çok da derin uykudaysa hissetmemiş olabilir. Sonrasında da hala uykuda devam ediyor. İşte bir evin penceresinden girip içeride gidip bir yer bulup uyumaya devam da etmiş olabilir. Uyur gezerlik daha çok çocuklarda görülse de erişkinlerde de ortaya çıkabiliyor. Nedeni ise tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar uyur gezerlik problemi yaşayanların gün içinde stresi azaltmasını, yatmadan önce germe gevşeme egzersizleri yapmasını, kahve, çay ve uyarıcı ilaçlardan da uzak durmasını öneriyor. Şimdi Azmin hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Ufuk Koçak 17 Ağustos Marmara depreminde iki bacağını kaybetti. Hayata sporla tutundu. Enkaz altında 3 gün geçiren Ufuk'un serbest dalışta dünya rekortmenliğine uzanan o ilham dolu hikayesini TRT Haber'e anlattı. Sesimi duyuyorum! 17 Ağustos 1999. O karanlık gecede yaşanan depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti. Üzerinden tam 20 yıl geçti. Türkiye'nin unutamadığı 45 saniyede büyük can ve mal kayıpları yaşandı. 43 yaşındaki Ufuk Koçaksa 3 gün boyunca enkaz altında kaldı. Bacaklarını kaybetti. Ancak yaşama umudunu hiçbir zaman yitirmedi. Koçak depreme Gölcük'te yakalandı. Göçük altında kaldı. Nefes alabilmek için tırnağıyla kazıdı beton yığınlarını. Annemi, teyzemi ve kuzenimi kaybettim. Ve kayıp kelimesi bizim için bambaşka bir şey. Birçok arkadaşımı kaybettim. Caddeleri kaybettik, sokakları kaybettik. Gençliğimde, çocukluğumda altında oynadığım ağaçları kaybettik. Enkazdan çıktıktan sonra önüne çıkan engelleri tek tek aştı. Serbest dalışa başladı. Nefesini tutup suyun metrelerce altına indi. Hepimiz annemizin karnında o suyun içindeydik. O huzuru yakıyorsunuz ve kimin ne eksiği varsa bu deniz ona onu verir. Ben indiğim zaman suyun altına ayaklarımı buluyorum. Depremden önce ilgilendiği spor dallarına yöneldi. Tırmanışlar gerçekleştirdi. Su kayağı, rüzgar sörfü ve dalış yaptı. Türkiye'nin ilk bedensel engelli dalış eğitmeni oldu. Ardından engelliler serbest dalış rekorunu kırdı. Başarısı bütün dünyada ses getirdi. Beni davet ettiler. Ve ben İtalya'nın Venedik kentine gidip oradaki dünya sporcularının hepsine moral motivasyon konuşması yaptım. Aslında benim için en güzel başarılardan bir tanesi budur. O farkındalığı yaratabilmek. Dünyanın en uzun ve zor yollarından birisi olan 508 kilometrelik Likya yolunu protez bacaklarıyla tamamladı. Bugün de Tahtalı Dağı'nın zirvesindeyiz. Rakım 2365. Yürümeye devam.
Marmara depreminden sonra sporla hayata tutunan Ufuk Koçak'ın hikayesi milyonlarca engelliye örnek oldu. Ölümüyle tüm dünyada yürekleri düğümledi, dikkatleri göçmen krizine çekti. Suriyeli Aylan Bebeğin yaşadıkları, yerli oyuncuların yanı sıra Hollywood yıldızlarının da yer aldığı filmle beyaz perdeye aktarılıyor. Aylan Kurdi, Bodrum sahiline cansız bedeni vurduğunda henüz 3 yaşındaydı. Oysa bombalardan, füzelerden canını kurtarmak için ailesiyle yola çıkmıştı. Büyüyecekti, okuyacaktı ve belki de dünyaya barış getirecekti. Ama olmadı. Aylan Bebek, umuda yolculuğun simgesi olmuştu. Ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Kısa hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Merakla beklenen o filmin fragmanı yayınlandı. Çekimleri Haziran'da Bodrum'un farklı mekanlarında başladı. Filmin yapımcılığını George Et ve Bahattin Öztürk üstlendi. Yönetmen koltuğundaysa Ömer Sarıkaya oturuyor. Amacımız Aylan Bebeğin veyahut da Aylan Bebekler ve insanlık bir daha karaya vurulmasın diye bir mesajdır. Filmde çok sayıda sürpriz isim de var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu onlardan bazıları. Dünya bizi yalnız bıraksa da biz insanlığı yalnız bırakmayız. Gladyatör ve cesur yürekler rol alan Mike Mitchell da filmin oyuncu kadrosunda. Mültecilerin sorunlarının yansıtıldığı Aylan Bebek filminin galası 2 Eylül'de yapılacak. Gelirinin bir bölümü de mültecilere aktarılacak. Rusya'da kaybolan 3 yaşındaki Kolya 2 gün sonra ekiplerin hummalı çalışmasıyla ailesine kavuştu. Ormanda 2 gün hiçbir şey yemeyen küçük çocuk yalnızca su içerek hayatta kalmaya çalışmış. 600 kişi arazide, helikopterler havada onun için seferber oldu. Kaybolduktan 2 gün sonra bulundu. Rusya'nın Omsk bölgesinde yaşayan 3 yaşındaki Kolya yeniden ailesine kavuştu. Ay молодец, хорошо нюхай. Ormana meyve toplamaya giden ailesi Kolya'yı arabada bıraktı ancak Kolya arabanın kapısını açarak araçtan uzaklaştı. Ailesi 3 saatlik aramanın ardından polisi aradı. Polisin desteği ve gönüllülerle birlikte 600 kişi Kolya için seferber oldu. 2 günlük aramanın ardından Kolya canlı olarak bulundu. Молодец. Hiçbir şey yemeden ormanda 2 gün geçiren çocuğun bataklık suyu içmeye çalıştığı, vücudunda böcek ısırıkları olduğu belirtildi. Çocukların en çok zevk aldığı şeylerden biri de oyuncaklar. Oyuncakların çocuk gelişimindeki yeri yadsınamaz. Ancak uzmanlara göre fazla sayıda oyuncak yarardan çok zarar getiriyor. Çünkü çocuklarda dikkat eksikliğine yol açıyor. Ayrıca yaratıcılığın gelişmesine de engel oluyor. Günümüz çocuklarının sayısız oyuncakları var. Her defasında bir yenisini daha istiyorlar. Aileler bu durumdan şikayetçi. Çocukları tatmin etmek mümkün değil oyuncak açısından. Odaların içerisi oyuncaktan geçilmiyor. Öncelikle bu işin en büyük sorumlusu ebeveyn olarak bizleriz. Çünkü biz her fırsatta çocuk istese de istemese de sürekli oyuncak alıp çocuklara sunuyoruz. Dolayısıyla bizim de bu alışkanlıklarımızı azaltmak ve her şeyden önce kendi yaşam tarzımızı da bu şekilde belirlemek durumundayız. Bebekler arabalar, yapbozlar çocukların odasında yer alan onlarca oyuncaktan sadece birkaçı. Buna rağmen çocuklar her gün bu oyuncakçılara geliyor ve oyuncaklarına bir yenisini daha ekliyor. Peki her dışarı çıktığında bir oyuncak ister misin annenden? İsterim. Peki odanda kaç tane oyuncağın var mesela? 4 tane falan var. Hepsiyle oynuyor musun? Hepsiyle falan oynamıyorum bazen. Neden oynamıyorsun? Bir sürü oyuncağın var. Tarihi geçmiş gibi düşünüyorum. Su tabancasını nasıl buldum? Çocukların fazla sayıda oyuncağının olması odaklanma problemine neden oluyor.
Dikkat becerileri, yaratıcılık ve el beceriliği gibi unsurların desteklenmesi noktasında eksiklikler yaşanıyor. Kaldı ki çocuk için çok fazla sayıda oyuncak olması, oyuncağın çocuk için özel ve değerli anlamını kaybetmesine sebep oluyor. Fazla oyuncağa sahip çocuklarda paylaşma duygusu gelişmiyor. Gereksiz oyuncak alımı çocuklarda tüketim psikolojisini de artırıyor. Markalara yönelme ve o markanın her ürününü alma isteği oluşturuyor. Az sayıda oyuncakla oynayan çocukların dikkat süreleri daha uzun oluyor. Kurguladıkları oyunlarsa yaratıcılıklarını artırıyor. Türkiye'nin ikinci, en büyük ikinci gölü burası. Sizce neresi? Turist akınına uğruyor. Tuz Gölü. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi Tuz Gölü. Misafirler manzaranın tadını çıkarırken tuzu ve çamuruyla da şifa buluyor. Şifa bulmak isteyenler, bu özel manzarayı görmeye gelenler ve bembeyaz zemin üzerinde binlerce turist. Burası Ankara Aksaray Karayolu üzerinde bulunan Tuz Gölü. Göl her gün binlerce misafirini muhteşem ortamıyla karşılıyor. İlk defa geliyoruz. Buranın meşhur dediler. Biz de bir gelelim, bir görelim, gezmek istedik. O şeyle geldik yani. Güzel bir yermiş. Şifa için de geliyorlar buraya. Evet. Biz, faydalanmak için. Asıl amacımız o zaten. Biz onun için geldik. Şu anda memnunuz. Hadi. Dolaşıyoruz. Türkiye'nin en sığ gölü olan Tuz Gölü'nde bir uçtan bir uca yürünebiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Tuz Gölü'nde yaz ayıyla beraber sıcaklık seviyesi artıyor, sular tamamen çekiliyor. Tuz Gölü adeta bir tuz çölüne dönüşüyor. Sadece turistik gezi değil, şifa amacıyla gelenler de var. Tuz Gölü'nün tuzundan oluşan peeling tuzu, ölüleri yatar, cildi besler, nemlendirir, egzama, sedef türü hastalıklara iyi gelir. Tuzu kadar sabunu ve çamuru da birçok hastalığa çare oluyor. Sabunların ham maddesi tuzdur. Biz doğal tuz kullanırız. O yüzden sabunlarımız doğaldır. Tuz Gölü yerli turistler kadar yabancıların ve gurbetçilerin de gözdesi. İkinci defa gelişimiz. Memnunuk, güzel. Eğleniyor. Çocuklar da seviyor. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Sadece buraya işte ziyaret amaçlı geliyoruz ama memleketimiz olarak her şey bir başka güzel. Tuz Gölü sadece ziyaretçilerin ilgi odağı değil, birçok göçmen kuşun da yuvası. Türkiye'deki en büyük flamingo kolonisi Kuluçka döneminde Tuz Gölü'nde konaklıyor. Kurallara uyulduğu sürece bereketli olan bu güzelim denizlerimizde balık avı yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. 15 Nisan'da başlayan yasağın kalkmasına sayılı günler kala Karadenizli balıkçılar da hazırlıklarını tamamlamak üzere. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu için hummalı bir hazırlık içinde. Denizlerdeki yeni av sezonunun 1 Eylül'de açılacak olmasıyla yüzleri gülen Karadenizli balıkçılar teknelerini onarıp ağlarındaki son kontrollerini yapıyorlar. Şu anda ağların bakımları bitti. Şu anda geminin son onarımlarını, ağların yani son rütüş işlerini yapıyoruz. Sezona hazırız. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Bir 15 gün kadar süre kaldı. Çok şükür zorlu bir sezondan geçtik. Şimdi yeni sezona, yeni ufuklara yelken açacağız. Bekliyoruz. Şu an hazırız. Karadeniz'in hırçın sularına direnecek teknelerin bakımı ve ağların onarımı balıkçıların en çok önem verdiği işler. Balık sezonundan daha yorucu oluyor. Çünkü teknelerin bakımları gerçekten zor iş, meşakkatli iş. Yani boyası, makinası, burada gerçekten görünmeyen bir baca. Yani her daldan, her meslekten ustalar, yani elektrikçiler, makinacılar, herkes burada çalışıyor. Bu yılki av sezonunun özellikle palamut ve istavrit yönünden bereketli geçmesi bekleniyor. İstanbul Riva açıklarında yaklaşık 8 ay önce karaya oturan gemi hala o noktada. Liman başkanlığı gemi sahibi firmaya 23 Ağustos'a kadar süre verdi. Mürettebatının zorlu kurtarılma operasyonuyla akıllarda kalan gemi yerinden kaldırılmazsa satışa çıkarılacak. 19 Aralık 2018, Şile Sahil Köyü açıkları. Natalya isimli kargo gemisi bir anda Karadeniz'in sert yüzüyle karşılaştı.
Natalya isimli gemi yaklaşık 8 ay önce sabaha karşı bulunduğumuz noktanın hemen açıklarında, Karaburun açıklarında şiddetli rüzgarın ve kuvvetli dalgaların etkisi altına girdi. Yavaş yavaş kıyıya sürüklenmeye başladı ve hemen yine bu noktada karaya oturdu gemi. 16 mürettebat filmleri aratmayan bir operasyonla kurtarıldı. Ancak gemi o günden bu yana bu noktada karaya oturmuş vaziyette bekliyor. 16 mürettebat sağ salim kurtarıldı ancak gemiye müdahale edilemedi. Sadece paketler halindeki kargo yüklü olan soda külü gemiden nakledildi. Olayın üzerinden aylar geçti ancak firma gemiyi bölgeden almadı. Yan yatmış ve suya batmaya başlayan gemiyle ilgili incelemelerini tamamlayan uzmanlar rapor hazırladı. Firmadan gemiyi yerinden taşıması talep edildi. Firma bu işlemi 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirmezse 618 sayılı limanlar kanunu uyarınca satış işlemlerine başlanacak. İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya geldi Leo bebek. Ailesi sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı hemen devreye girdi ve ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Saatler süren ameliyatı başarılı geçti. Şimdi durumu takip ediliyor. İzmir'de özel bir hastanede dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde kalp rahatsızlığı tespit edildi. Bebeğin ameliyat edilmesi gerekiyordu. Aile Leo adını verdikleri bebeğin durumunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yardım istedi. Dalgıç çiftinin yardım talebi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Leo bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Leo bebek yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Minik bebeğin anne ve babası operasyonun sonucunu büyük bir heyecanla bekledi. Böyle buraya kadar örtmüşler, iyi yani inşallah ağzında işte hortumu falan neyse. Gözünü açtı mı, o da gördü mü? Hayır, uyutuyorlar. İnşallah şuramı alacağım, eve gideceğiz, çok bir şey söyleyemiyorum. Buraya gelmek de çok hızlı ve zor bir süreç oldu bizim için. Doktorlarımıza, evet, Sağlık Bakanlığımıza, herkese çok güveniyoruz. Çok sağ olsun, herkes çok destek. Umarız sağlıklı bir şekilde oğlumuzu kucağımıza alacağız. 4,5 saat süren ameliyatta bebeğin ters olan kalp damarlarına müdahale edildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası Leo bebek yoğun bakımda takibe alındı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 74 yaşındaki Mehmet Erbaş'ı kırkayak elinden soktu. Olayın ardından kaybolan kırkayak, yaşlı adamın tedavi için götürüldüğü hastanede gömleğinden çıktı. Evinin önünde otururken elinden zehirli bir kırkayak soktu. Acılar içinde kıvranan 74 yaşındaki Mehmet Erbaş, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duvarın üstünde oturuyordum. Aniden bir elim bir şey soktu. Midem bulandı. Kızımı aradım. Hastaneye gittik. Orada yatırdılar. Serum takıldı. Bir süre müşahede altında tutulan Mehmet Erbaş tam taburcu edilecekti ki kırkayak gömleğinin içinden çıktı. Serum falan taktılar işte. 2 saat süresi sonra kırkayak üzerinden çıktı. Ve orada öldürdük onu. Gömleğinin üzerindeydi. Yere düştü. Yere düşünce öldürdük tabii. Korku filmlerini aratmayan olay sırasında hastane çalışanları da panik yaşadı. Uzmanlar böcek sokmalarının öldürücü olabileceği uyarısında bulundu. Kırkayağın sokması eğer erken tedavi olmazsa kişilere göre hassasiyet değişebileceği için öldürücü olma ihtimali olabilir. Kırkayakların zehirini ilk etapta enjekte ettiği insana veya hayvana buradan da vücuda dağıldığı. O yüzden bir an önce tedavi amacıyla uygulamalar yapılması gereklidir. Mehmet Erbaş tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde göç yolundaki binlerce leylek elektrik hatları üzerinde geceledi. Leyleklerin zarar görmemesi ilçenin kırsal mahallelerinde zarar görmemesi için kırsal mahallelerde elektrik bir süre kesildi. Gökyüzünde bir anda binlerce leylek belirdi. Mahalle üstünde tur atan leylekler peş peşe elektrik hatlarına kondu.
Leyleklerin zarar görmesinden endişe eden mahalle sakinlerinin talebi üzerine elektrikler kesildi. Balıkesir'in Sındırga ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede elektrik kesintisine neden olan leylek göçü cep telefonlarınca da kaydedildi. Şu ayda birisi konacak galiba. Öyle bir rahatsızlığımız olmadı. 12 saat bir elektrik kesintisi oldu. Leylekler güzel bir renk kattı köyümüze. Herkes heyecanlandı. 7'den 70'e herkes onları güzel ağırladı. Leyleklerimiz dereci gören Karacılar Pelitören civarında, yani Sındırgı'yı aşağı yukarı 60 kilometre mesafedeki olan alanda, ormanlık bir arazide ve elektrik direklerinin üzerine 4-5 kilometre boyunca bir hat üzerinde geceyi geçirmek için geldiler. Leylekler günün ışımasıyla mahalleden ayrıldı. Geldiklerinin ertesi sabah saat 7.30-8 gibi falan köyümüzü terk ettiler. Yani giderken bile hüzün yaşadık sayılır diyebilirim. Leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan Sındırgı'da bu görüntü yılda 3-4 kez tekrarlanıyor. Sındırgı Belediye Binası'nın inşaatı da çatıya yuva yapan leylek sebebiyle bir yıl gecikmeyle tamamlanabilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Türk kahvesinin inceliklerinin anlatılacağı bir kurs programı hazırladı. 32 saat sürecek kursta Türk kahvesinin 7 çeşidi ve pişirme teknikleri anlatılacak. Kursiyerlere ayrıca kahvenin öğütülmesi, muhafazası ve geleneksel sunumu da öğretilecek. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Hele bir de taze ve bol köpüklüyse. Türk kahvesi artık ders olarak okutulacak. Milli Eğitim Bakanlığı Türk kahvesinin inceliklerinin öğretileceği bir kurs programı hazırladı. Türk kahvesi kültür eğitimleri toplam 32 saat sürecek. Kahvenin tarihçesi, kahve bitkisinin özellikleri ve yetişmesi, Osmanlı Sarayı'nda kahve ve Türk kültüründe kahvenin yeri gibi dersler anlatılacak. Kursa katılanlara Türk kahvesinin 7 çeşidi ve pişirme teknikleri gösterilecek. Sütlü Türk kahvesi, menengiç, dibek, mırra, cilveli kahve, kül kahvesi ve çedene kahvesi ders olarak anlatılacak. Değişik bir şey bence. Güzel bir deneyim. İçeriğini nasıl yapıldığını, bazı püf noktaları var. Mesela bazen diyorlar işte ağır ateşte pişireceksin, kumda pişireceksin, bakır şeyde yapacaksın, cezvede yapacaksın falan falan yani vesaire. Böyle olunca bence öğrenmek daha güzel. Kahvenin kavrulmasından öğütülmesine, muhafazasından sunumuna kadar her şey öğretilecek. Kursta kahvenin edebiyat ve şiirdeki yeri, kız isteme gibi kültürel ve geleneksel konulara da yer verilecek. Türk kahvesi sonuçta Türklere özgü bir şey olduğu için hani bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum. Tarihçesini bilmiyorum ama güzel bir içecek olduğunu biliyorum. Türk kahvesi kültürü kursuna okuryazar olan ve 13 yaşını tamamlayan herkes başvurabilecek. 20.51 oldu saatlerimiz. Şimdilik veda etme vakti geldi. Ancak siz daha fazla haber ve ayrıntıyı TRT Haber'in Twitter, internet ve Facebook adreslerinden takip edebilirsiniz. En güzel günler sizinle ve güzel ülkemizde olsun.